Bir kadın eve gelip kocasının odasında garip bir ses duyduğunda şok oldu ve yıkıldı. Ancak daha sonra yaptığı şey hepsinden daha yürek parçalayıcıydı. Frank ve Connie 30 yıldır evliydiler ve Connie birlikteliklerinin güven, sadakat ve karşılıklı sevgi üzerine kurulu olduğunu düşünüyordu. Ancak bir gün Connie işten eve her zamankinden daha erken geldi ve onu durduran garip bir ses duydu. Kocasının ofisinin içinden sesler geliyordu. Seslerden biri Frank'a aitti ve genellikle ellerinin rahatlığında çalıştığı için bu şaşırtıcı değildi. Ancak Connie'nin tanımadığı bir kadın sesi olan ikinci bir ses daha vardı. Connie dikkatle dinledikçe merakı daha da artarken içine belli belirsiz bir tedirginlik yerleşti. Havada birbirine karışan iki ses kahkahalarla yankılanan eğlenceli bir sohbetin içinde dans ediyordu. Bu daha önce işle ilgili duyduğu hiçbir tartışmaya benzemiyordu. Kelimeleri gizleyen ve Connie'nin omurgasından aşağıya bir ürperti gönderen belirgin bir ton ve aşinalık vardı. Birlikte yaşadıkları ortak deneyimlerden ve ikisi arasında kaynayan duygulardan bahsediyorlardı. Yüzünü kaplayan yürek parçalayıcı kafa karışıklığıyla kapıyı çalmaya cesaret edemeyeceğini anladı ve henüz yüzleşmeye hazır olmadığı yıkıcı gerçekle kalbi arasına biraz mesafe koyarak sessizce ofisten uzaklaştı. Connie evden mümkün olduğunca sessizce çıktı. Gereksiz gürültüden kaçınmak için adımlarını dikkatlice ölçtü ve loş ışıklı sokakta ilerledi ancak ayakları onu en fazla bu kadar uzağa götürebilirdi. Başka bir kadın yüzünden kendi evinden kaçamazdı ve kaçamayacaktı da. Bunun yerine sabırla bekleyecek ve gizemli kadının kendi evinden çıkıp çıkamayacağını görecekti. Onunla konuşmayacaktı ama en azından yüzünü görecekti. Connie varlığını gizleyebileceğini ve uzaktan gözlemleyebileceğini bilerek karanlıkta teselli buldu. 10 dayanılmaz dakika geçtikçe zaman acı verici bir hızla ilerliyor gibiydi. Her saniye beklenti ve endişeyle doluydu. Sonunda gölgelerin arasından çıkan figür kararlı adımlarla Connie'ye doğru yürümeye başladı. Aralarındaki mesafe kapandıkça Connie'nin kalbi hızlandı ve artan şüphesini bastırmak için mücadele etti. Kendini toparlayarak duruşunu düzeltti ve hızlı adımlarla evine doğru yürümeye başladı. Gözleri yaklaşan kadına sabitlenmişti. İki kadının yolları kesişti. Gözleri sonsuzluk gibi gelen kısa bir an için kilitlendi. Gizemli kadının yüzü nazik bir gülümsemeye dönüştü. Masum bir ifade Connie'nin içinde hem şaşkınlık hem de merak uyandırdı. Nasıl tepki vereceğinden emin olamayan Connie temkinli bir soğukkanlılığı korudu. Duyguları buzlanma farklılığı cephesinin arkasında sıkıca tutuldu. Connie sarsılmaz bir kararlılıkla ve içinde titreşen duyguları bastırmak için kendini zorlayarak şirin evlerine döndü. Kalbi korku, öfke ve ihanetin çalkantılı bir karışımıyla çarpıyordu. Girişe doğru attığı her adım beklentisini artırıyordu. Eşiği geçer geçmez Frank'le yüzleşmeye kararlı olduğunu hissetti. Titreyen ama kararlı sesi gergin sessizliği yırttı. Gizemli kadın hakkında cevaplar talep eden Frank, başlangıçta şaşkınlığa uğramıştı. Yaklaşan fırtınayı başka yöne çekmek için nafile bir çabayla kaçamak taktiklere başvurdu ancak Connie'nin sert bakışları kırılgan savunmasını delip geçerken suçluluğunun ağırlığı inkar edilemez hale geldi ve Frank'in bir zamanlar sarsılmaz olan kararlılığının parçalanmasına neden oldu. Gerçeğin ağırlığına boyun eğen Frank sonunda teslim oldu. Bir parça teslimiyetle yankılanan temkinli bir yanını ortaya çıkardı. Dudaklarında yarım bir gülümsemeyle neden olduğu geri dönüşü olmayan hasarı kabul eden Frank, sonunda bu sıkı korunan sırrı açıkladı. İsteksizce yanındaki kadının uzun zamandır metresinden başkası olmadığını itiraf etti. Gerçek ortaya çıktıkça Frank, evliliklerinden duyduğu derin memnuniyetsizliği detaylandırmaya devam etti. Connie ile olan birlikteliğinin sağlayamadığı keşfedilmemiş duygusal derinlikler ve derin bağ için kalbinin daha fazlasını arzuladığını itiraf etti. Kararlı bir bakışla zamanın acımasız geçişinin bir zamanlar aralarındaki canlı kıvılcımı söndürdüğünü, ilişkilerini sönük ve her ikisinin de arzuladığı canlılıktan yoksun bıraktığını açıkladı. Ancak Frank gerçeğini dile getirirken bir sonraki sözleri Connie'ye binlerce delici bıçağın gücüyle çarptı. Ona duygusuzca kendi algıladığı güçsüzlüğü bildirdi. Sözleri aniden küçümseme ve küçümsemeyle bağlandı. Connie'ye neredeyse alaycı bir tavırla ailenin tek geçim kaynağının kendisi olduğunu hatırlattı ve bıkıp usanmadan her şeyin parasını kendisinin ödediğini vurguladı. Connie'nin bir zamanlar evim dediği lüks evleri onu koruyan çatı, yarı zamanlı işi aylık masraflarının onda birini bile karşılayamıyordu. Frank, Connie'nin savunmasızlığını acımasızca ortaya çıkararak onu terk etmeye karar verirse kendisinden başka hiçbir destek sistemi olmadığını hatırlattı. Ailesinden uzaklaşmışlardı ve arkadaşlarıyla ilişkisi yavaş yavaş ölmüştü. Connie bu dünyada yapayalnızdı. Connie'nin bu duygusuz ifadesi kulaklarında acımasızca yankılandı ve Connie'nin kendini yapayalnız hissetmesine neden oldu. O acımasız ve hesaplı anda Connie'nin tüm dünyası parçalara ayrıldı. Duygu kasırgasına kapılmış bir halde öfkesini ve
hayal kırıklığını şiddetle dışa vurdu. Frank'e saatlerce bağırıp çağırırken sesi odada yankılanıyordu. Sözlerinin yoğunluğu, hayal kırıklığının derinliğiyle eşleşiyordu. Bastırılmış acısını ve kalbini ele geçiren ihanet duygusunu serbest bırakırken, duygusal çalkantıdan bitkin düşerek loş yatak odasına çekildi. Çaresizce teselli ve yalnızlık arayışına girdi ve kendini aceleyle içeriye kilitleyerek boğucu bir sessizliğe gömüldü. Hıçkırıkları kontrol edilemez hale geldi ve çaresizliği yalnız duvarlarda yankılandı. İşte o anda ezici gerçeklik göğsüne batan ağır bir çapa gibi gerçekten yerleşmeye başladı. Frank'in kesici sözleri sadece acımasızlık değil, onsuz acımasız bir gerçekte taşıyordu. Connie özünü parçalayan bir boşluk hissetti. Onun hayatından çıkmasıyla sanki ona amaç ve neşe veren her şey buharlaşmış ve geride kaçınılmaz görünen bir boşluk bırakmıştı. Yıkıcı duygularla boğuşurken gözyaşı lekeli yüzü geceler boyunca yastığa bastırdı. Connie ıstırabının derinliklerinde Frank'le kalmak için yürek parçalayıcı bir karar verdi. O uzun yıllar boyunca onun dayanağı olmuştu. Acı gerçeği kabul etmek ve aşinalık ve güvenlik uğruna kendi arzusunu bastırmak anlamına gelse bile onsuz bir hayatı düşünemiyordu. Ertesi sabah Connie kendini yataktan sürükleyerek kaldırdı ve hüzün ve yalnızlıkla örtülü bir günle daha yüzleşmeye zorladı. Uyuşuk bir duş aldı ve ellerini saran sessizlik içinde işe hazırlanma sürecine girdi. Mutfağa girdiğinde Frank ona bir fincan kahve uzattı. Gergin bir normallikle süslenmiş bir jesti bu. Önceki geceden hiç söz edilmedi. Aslında ikisi de birkaç kelimeden fazla konuşmadılar. Connie kahvesinden bir yudum aldı. Yarısını içtikten sonra bir kenara koydu. Aklı milyonlarca düşünceyle meşguldü. Connie'nin her zamanki gibi işe gitme vaktinin geldiğini anlamak için saate bakmasına gerek yoktu. Kapıya doğru yürüdü ve Frank'e mesafeli bir veda teklif ederek konuşma gücünü topladı. Her zamanki neşeli tavrıyla her şey yolundaymış gibi cevap verdi. Ancak Connie için sözleri ilişkilerinde değişen her şeyin ağırlığını taşıyordu. Ama bu sadece başka bir gündü. Hem dayanılmaz hem de kaçınılmaz görünen yalnız bir varoluşa doğru atılan acı verici bir adımda. Hayatının en kötü gününden sonra yıllar geçti ve Connie yeni rutinine alıştı. Hala Frank'le paylaştığı evde yaşıyordu ve hala evlilik yüzüğünü takıyordu. Onun kaçamaklarıyla daha cesur hale gelmişti ve şimdi işten döndüğünde sık sık metresini ofisinde buluyordu. Ev arkadaşından başka bir şey değildiler ve yine de ayrılmayı kendine yediremiyordu. Nereye gideceğini merak ediyordu. 60. yaş gününe yaklaşıyordu ve hayat elinden kayıp gitmişti. Yıllar önce kocasının ihanetini kabul ettiği için çok pişmandı ama en çok da kendini ilk sıraya koyup hak ettiği hayatın peşinden gidecek cesarete sahip olmadığı için pişmanlık duyuyordu. Ne yazık ki artık çok geçti.